Merhaba arkadaşlar, karmaşık sayılarla karşınızdayız. Karmaşık sayılarla alakalı mevzu içerisinde bakalım nelere değineceğiz. Hadi bakalım, bir 5 maddemiz var, beraber konuşalım. Karmaşık sayılar içerisinde ilk başta size sanal sayı birimini tanıtacağım. Ardından sanal sayı biriminin kuvvetlerini inceleyeceğiz. Ardından karmaşık sayılar ne tarz sayılarmış, bunların derinlemesine bakacağız. Karmaşık sayının eşleniğine bakacağız. En sonunda delta sıfırdan küçük olan denklemlerin çözümlerini verip konuyu kapatacağız. Bakalım bu karmaşık sayılar kullanım alanları ve faydaları açısından nerelerde kullanılıyormuş? Bir de bu konudan sonra hangi ödevlere bakman gerekiyor? Gel bir de şimdi onlara bakalım. Karmaşık sayıların kullanım alanları ve faydalarını iki maddede sıraladık. Çok fazla zihninizi böyle karıştırmamak için. Fakat gördüklerim ve okuduklarından gerçekten hayrete düşeceksin. Akıllı cihazların iletişim sistemindeki uygulamaların kodlamaları yapılırken karmaşık sayılardan faydalanılıyor. Bir de çeşitli müzik yapma ve düzenleme programlarının kodlarında kullanılıyor arkadaşlar. Gerçekten enteresan. Gelelim ödevlerimize. Konu bitiminde eğer 0'dan 10'a matematiği çalışıyorsanız 206'dan 211'e kadar sorumlusunuz. Dinamo matematik üzerinden çalışıyorsanız 219'dan 232'ye kadar olan kısım ellerinizden öper. Öncelikle sana sanal sayı birimini bir tanıştıralım arkadaşlar. Kök içerisinde eksi bir sayısı. Diyeceksin ki hocam kökün içerisinde eksi bir olmaz ki, bu kök ikinci dereceden, yani çift, içine eksi bir yazamıyoruz. O gerçek sayılar içinde. Şimdi bunlar gerçek olmayan sayılar. Kök içerisinde eksi bir sayısına sanal sayı ya da parantez içerisinde imajiner diyeceğiz. Bu ifadede de şöyle çerçevenin içerisine aldığımız bir ifade var. Orayı da okumakta fayda var. Gerçek sayı olmayan ve karesi eksi bir eşit olan sayılardır diyor. Yani bunlar gerçek sayılar değil. Ne olur unutma. Bizim köklü sayılarda sana anlattığımız her şey doğruydu. Kandırmadık seni. Nedir buradaki mevzu? Buradaki sayılar artık gerçek sayı değil. Sana yeni bir kümeyle karşı karşıya bırakıyoruz. Seni yeni bir kümeyle tanıştırıyoruz. Biz kök içerisinde eksi bir ifadesini i olarak tanımlayacağız. Her ikisi tarafın karesini aldığında i karenin karşılığı buradan eksi bir olacak. Lütfen i karenin eksi bir olduğunu unutma. Çünkü çok önemli bir ifade bu. Şimdi geldiğimde kök içerisinde eksi 4 diyor. Kök içerisindeki eksi 4'ü artık şöyle yazıyoruz. 4 çarpı i kare. Neden? İ kareye eksi 1 demiştik. Eksi 4 sayısını eksi 1 çarpı 4 olarak düşündüğümde eksi 1 yerine i kare yazdım. Bu durumda i kare dışarıya i diye, 4 de dışarıya 2 diye çıkınca daha da düzgün yazarsan bunun karşılığı ne gelecektir? 2'ye gelecektir. Geldim kök içerisine eksi 12'ye. 12 çarpı i kare olarak yazıyorum. Bu durumda 12'nin bir kısmı dışarı çıkacak. İ kare çıkabilir. 12'yi 4 çarpı 3 diye düşünürsem 4'ü dışarı 2 diye aldım. İ kareyi i diye aldım. 3 içeride kaldı. 2i kök 3 olacaktır diyoruz. Şimdi bak, kök içerisindeki eksi 9 ile kök içerisindeki eksi 16'yı tutup lütfen çarpma. Çünkü o gerçek sayılarda, yani köklü sayılar üzerinden tanımladığımız ifadelerde gerçekleşiyordu. A sıfırdan küçük, B sıfırdan küçük ise kök a ile kök b'nin çarpımı kök içerisinde a çarpı b olur mu? Bir bakalım. Şimdi normal şartlarda bunu demin çıkarttığımız gibi çıkartırsak. 9 çarpı i kare. Bunu da 16 çarpı i kare diye yazdım. 9 dışarı 3 diye çıkacak. İ kare i diye çıkacak. Yani burası 3'in. Aynı şekilde burası da 4i diye çıkacak. Bunları çarparsam 3 ile 4'ün çarpımından 12. İ'lerin çarpımından da i kare gelecek. İ kare neydi? Eksi 1. Eksi 1 ile 12'yi çarpımında karşılığı eksi 12 olacak. Ya hocam çok uzun yaptın ya. Deyip şunu yaparsan bakalım neler oluyor. Hocam ben köklü sayılarda olduğu gibi içleri çarpmak istiyorum. Çarp kardeşim. Eksi 9 ile eksi 16'yı çarptığında karşılığı ne olacak? 144. 144 dışarı ne çıkacak? 12. Sen 12 bulmuş olacaksın. Biz eksi 12 bulmuş olacağız. Dolayısıyla a sıfırdan b sıfırdan küçükken kök a ile kök b'nin çarpımı görüldüğü gibi kök a b'ye eşit değildir. Ne olur buna lütfen dikkat edin. Önce dışarı çıkartıyoruz, sonra çarpıyoruz. Sorumuzda kök içerisinde eksi 1, kök içerisinde eksi 6, kök içerisinde eksi 30 bölü kök içerisinde eksi 20 işleminin sonucu kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım. Kök içerisindeki eksi 1 bu neydi? İ kare çarpı. Eksi 6'yı 6 çarpı i kare diye yazdım. Eksi 30'u da 30 çarpı i kare diye yazdım. Sonra bölü. Eksi 20'yi de 20 çarpı i kare diye yazdım. İ kare dışarıya i diye çıktı. İ kare dışarıya i diye çıktı. Burası kök 6. İ kare dışarıya i diye çıktı. Burası da kök 30. İ kare aşağıda da dışarıya i diye çıktı. Burası da kök 20. Şuradaki birer tane i'yi sadeleştireyim. İ ile i'nin çarpımı i kare, yani eksi 1. Kök 6 ile kök 30 çarparsam bunları çarpabiliyorum değil mi? Çünkü bunlar normal, içerisi pozitif olan sayılar. Dolayısıyla kök 180.
bölü kök 20. Eksi 1'im var. Kök 180'i kök 20'ye böldüğümde biliyorsunuz kök 9, kök 9 dışarıya 3 diye çıkacak. Eksi 1 ile çarpıldığında eksi 3 olacak. Deminki sayfada da konuştum ama tekrardan altını çizmekte fayda olduğunu görüyorum. Lütfen unutma. Önce çıkartıyoruz, sonra işlemlerini yapıyoruz. İşlemleri direkt olarak girmiyoruz. Yani kök içerisinde eksi 1, kök içerisinde eksi 6, kök içerisinde eksi 30 ifadesine eksi 1 çarpı eksi 6 çarpı eksi 30 diyerek normal köklü sayılarda yaptığınız işi burada yaparsanız aradığınız sonuç bulduğunuz sonuçtan kesinlikle farklı olur. Geldik ikinci başlığımıza. Sanal sayı biriminin kuvvetleri. Bakalım hemen inceleyelim. İ üzeri 0. Biliyorsun her sayının sıfırıncı kuvveti zaten 1'dir. İ üzeri 1. Her sayının birinci kuvveti kendisidir. İ karenin eksi 1 olduğunu öğrenmiştik. İ küp ifadesi eksi 1. Bunu bir konuşmak istiyorum. İ küp dediğimiz sayıyı üssü sayıları kullanarak i kare çarpı i üzeri 1 olarak yazabilirim. Dolayısıyla i kare dediğim sayı eksi 1, i ile de çarpınca eksi i oldu. Dolayısıyla i küpün geliş mevzusu bu. İ üzeri 4 1 demiş. Bunun da sebebi şu. İ kare dediğimiz sayı malumunuz eksi 1 eşit. Her iki tarafın karesini alırsanız arkadaşlar buradan i üzeri 4 eşittir 1 gelecektir. Farkında mısın bilmiyorum ama bakın 1 i eksi 1 eksi 1 i eksi 1 eksi bu şekilde devam ediyor. Yani 4'te 1 tekrar ediyor. Dolayısıyla bizim böyle tepesine kocaman sayılar yazdığında yapacağımız iş şu. 51'i gidiyorum 4'e bölüyorum. Kaç defa var? 12 defa var. 48. Kalan ne? 3. O 3 önemli. İ üzeri 51 i üzeri 3'e eşit. İ üzeri 3 de neye eşitti? Eksi i'ye. 130 sayısını gidelim 4'e bölelim. Bu arada 9. sınıfta malumunuz biz bölünebilme kurallarında çalıştık sizinle. 9. sınıfta 4 ile bölünebilme kuralı malumunuz son iki basamağa bakıyorduk. Bu kuralı da kullanabilirsiniz. 30'da 4'e böldüğümde 4 kere 7 28 kalan 2 olacaktır diyerek buranın kalanının 2 olduğunu anlarsın. Bu da i kare eşittir. İ kare de kime eşittir? Eksi 1'e. İ üzeri 1. İ. İ kare. Eksi 1. İ küp. Eksi i. İ üzeri 4. 1. Ne yapacak bak bunlar? 4 tanesi birbirlerini götürdü. Dörtlü dörtlü gidecek arkadaşlar bunlar. Peki 4, 8, 12, 16 bunların hepsi sıfırlayacak birbirini. Peki en son şurada i üzeri 2020, i üzeri 2021, i üzeri 2022, i üzeri 2023 ifadelerinde 2020 de burada gideceklerden malum. 4'ün katı olanlar böyle dörtlü dörtlü gidiyor. 1, 2, 3, 4. Onlar sıfırladı. 5, 6, 7, 8 sıfırladı. Bak sonuncu söylediklerimin hepsi 4'ün katı. Dolayısıyla 2020'den önce gelen kim onlar? 2020, 2019, 2018, 2017. Bunlar da neye eşit olduklarına baktığında 1, eksi i, i, eksi 1. Bir topluyorsun 0. O zaman sadece bunlar kaldı. 21'i 4'e böldüğümde kalanı 1 olduğundan dolayı i. 22'yi 4'e böldüğümde kalanı 2 olduğu için i kare. 23'ü 4'e böldüğümde de kalanı 3 olduğu için 2. Burası i. Burası eksi 1. Burası da eksi i. Bunlar birbirlerine götürdüler. Dolayısıyla kalan ne gelecektir? Eksi 1. Bu tarz ardışık şekilde verilmiş ifadelerde dörtlü dörtlü götürdüklerinde anlaştığımıza göre test kitabında karşına geldiğini Allah Allah bu kadar şeyi teker teker mi bulacağım? Lütfen demiyoruz. Üçüncü başlığımız seni şimdi karmaşık sayılarla tanıştıracağız. A ve B reel sayılar olmak üzere Z eşittir A artı B'yi biçimdeki sayılara karmaşık sayılar diyoruz. Karmaşık sayıları kompleks sayılar olduğu için bu C ile gösteriyoruz. C sayısı Z öyle bir sayıymış ki Z eşittir A artı B'yi şeklinde yazılan A ve B'si kesinlikle reel sayı olan ifadelermiş. A sayısı yani yanında i bulundurmayan sayının adı gerçek kısım. Biz onu reel Z olarak gösteriyoruz. İ'nin yanındaki B sayısı ise imajiner kısım. Onu da imz olarak gösteriyoruz. Onun da karşılığı B. Ne olur unutma. Reel sayılar ifadesi kompleks sayıların alt kümesi. Çünkü kompleks sayıların içerisinde reel sayılar da var. Bir de şimdi i'ler miler girdi. Dolayısıyla kompleks sayılar kümesi yani karmaşık sayılar kümesi çok daha büyük bir küme. Şimdi geldik alıştırma kısmına. Diyor ki z1 sayısı diyor 3 artı 2i buna göre reel z1. Reel ne demekti? İ'siz olan kısım. 3. İmajiner neydi? İ'nin yanındaki kısım. 2. İmajiner z'e bazen 2i diyenler oluyor. Bu yanlış. İ'nin yanındaki sayıyı alıyoruz. İşaretiyle beraber düşünüyoruz. Ne olur dikkat. Reel Z2 demiş. Burası kök 5. İmajiner demiş. İ'nin yanındaki sayı 2 kök 5 değil arkadaşlar. Burada işaretiyle beraber almayı lütfen özen gösterelim. Eksi 2 kök 5 olacak. Reel Z. İ'si yok. 10.
Fakat imajineri bunun yok. Hani illaki yazmam gerekirse sıfır iyi yazmam lazım. Dolayısıyla imajineri olmadığından dolayı sıfır koydum. Burada da reel kısım yok. Uzman sıfır. İmajiner kısımda i'nin yanındaki eksi 5 olacaktır diyoruz. Sorumuz da diyor ki z sayısı 2x eksi 7 artı 15 eksi x kare i karmaşık sayısının gerçek kısmı 3 olduğuna göre sanal kısmı diyor ne kadardır? Arkadaşlar gerçek kısım malumunuz i'yi bulundurmayan kısımdı. Yani demek ki 2x eksi 7 ifadesinin karşılığı 3 olacak. Eksi 7'yi karşı tarafa attığımda 10 olacak. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in karşılığı buradan 5 gelecek. Bizden istenilen reel kısmı, yani reel kısmını bulduk, sanal kısmı yani imajiner kısmını istiyor. İmajiner kısım da şurası. 15 eksi x kare kısmı. O zaman x yerine gidip 5 yazarsam buradan karşılığı 15 eksi 25 olacaktır. Buradan da aradığımız sanal yani imajiner kısmın karşılığını eksi 10 bulmuş olacağız. Karmaşık sayının eşleniğine geldik. Önemli yerlerden bir tanesi. A, B eğer reel sayıysa z eşittir artı b'yi olmak üzere dikkat et. Karmaşık sayımızda sanal kısmın önündeki artıyı eksi hale getirdiğimde, bunu özellikle söylüyorum çünkü aradaki işareti değiştirmiyoruz arkadaşlar. Sanal kısmın işaretini değiştiriyoruz. Bu sayıya z sayısının nesi diyoruz? Eşleniği diyoruz ve z'nin tepesine bir çizgi çekerek gösteriyoruz. Yani z eşittir a artı b ise z'nin eşleniği a eksi b'yi olmuş oluyor. Gel şimdi aşağıdaki örnekleri bakalım. 3 eksi 2. Bunun eşleniği imajiner kısmın işaretini değiştirirsek 3 artı 2. 7 artı i'nin eşleniği 7 eksi i. 11 i'ninki eksi 11 i. Dikkat et. Burada malumunuz imajiner kısım yok. O zaman işareti değiştirilmeyecek. O zaman sadece reel sayılardan oluşan karmaşık sayılarımız varsa dolayısıyla kendisiyle eşleniği birbirine eşit olacak. Hocam ya sen niye böyle söyledin? Hani aradakini değiştirsek daha kolay gibi gözüküyor demeyin diye onu da konuşayım. Z sayısı diyelim ki eksi 7i artı 4 olarak verildi sana. Seni kandırmak için yaptılar bunu. Sen z'nin eşleniğini aradaki işareti değiştirmek olduğundan dolayı 4'ün önündekini değiştirirsen problem çıkar. Onun için özellikle söylüyorum. Eksi 7i'nin işaretini değiştireceğiz. 7i artı 4 gelecek eşleniği olarak. Sorumuz diyor ki z sayısı diyor küp kök eksi 64 artı kök içerisinde eksi 64 sayısının diyor eşleniğini bulalım. Önce eşleniğini bulmadan bu sayıyı bir düzeltelim. Eksi 64 küp kökten dışarı nasıl çıkar? Sorarız eksi 64'e kardeş sen kimin kübüsün diye. O da der ki eksi 4'ün kübüyüm. Tamam bu çıktı. Fakat burası kare kök. İçerisinde normalde biliyorsun köklü sayılarda eksi olmaması gerekiyordu. Ne yaptık bu konunun başında? 64 çarpı i kare dedik. Neden? Çünkü eksi 1 ifadesi i kare eşit. 64 dışarıya 8 diye i kare de i diye çıkınca bu sayımız aslında eksi 4 artı 8 i olacak. Peki şimdi gelelim eşleniğine. Eşleniği ise eksi 4 eksi 8 i. Sanal kısmı yani imajiner kısmı. Yani i'lik kısmın işaretini değiştirme bu. Bizden istediği ise eşleniğinin sanal kısmı. O zaman cevabımız eksi 8 olacaktır. Ve geldik artık son başlığımıza. Karmaşık sayıları tamamlamak üzereyiz bu başlıktan sonra. Gerçek kökü olmayan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin çözümü. Neydi bu gerçek kökü olmayan? Biliyorsun ikinci dereceden denklemlerin içinde konuştuk. Delta sıfırdan küçükse gerçek kökü yoktu. Diyor ki ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde deltamız neydi o? Diskriminant. Neydi o? B kare eksi 4ac. Sıfırdan küçükse denklemin gerçek kökü yoktur. Ancak karmaşık sayılarda kökü vardır diyoruz. Demek ki artık delta sıfırdan büyük olduğunda ne diyorduk? İki farklı gerçel kökü var. Delta sıfıra eşit olduğunda ne diyorduk? İki eşit gerçel kökü var. Delta sıfırdan küçük olduğunda ne diyorduk? Gerçel kökü yok diyorduk. Ama bak gerçel kökü yokmuş. Karmaşık sayılarda kökü varmış. Kurallar zaten sana tanıdık. Çünkü ikinci derece denklemleri çözerken diskriminant yönteminden bahsederken eksi b artı kök delta bölü 2a'dan bahsetmiştik. Hatta bak burada yazmışım kökler birbirine eşleniğidir. Orada da belirtmiştim. Sorumuz diyor ki x kare eksi 10x artı 34 denkleminin karmaşık sayılardaki çözüm kümesini bulunuz demiş. Buyurun delta'dan giriyorum. B kare eksi 4ac'di biliyorsunuz. Delta dediğimiz diskriminant. 10'un karesi daha doğrusu eksi 10'un karesini aldığımda 100. 4 çarpı 1 çarpı 34. Buradan 100 eksi 4 ile 34'ü çarptığımda ne kadar gelecek? 136. Çıkarttığımda ise eksi 36 gelecek biliyorsun sıfırdan küçük gerçel kökü yok. Onun için soru kökü bize demiş karmaşık sayılardaki çözüm kümesini bulun diye. Peki x1 kökünü yazıyorum. Önce kuralı yazalım. Eksi b artı kök delta bölü 2a.
B dediğimiz sayı eksi 10. Eksi ile çarptım 10. Delta dediğimiz sayı kök içerisinde eksi 36 bölü A dediğimiz sayı da x karenin önünde görünmeyen bir birimiz var orası. Şimdi eksi 36'yı nasıl düşüneceğiz? Artık öğrenmişsindir. 36 i kare diye. 36 i kare dışarı nasıl çıkacak? 6 i diye. Bölü 2. Bu durumda 10'u 2'ye böldüm 5. 6 i'yi 2'ye böldüm 3 i gelecek. X 2 kökü i ise arkadaşlar bunun zaten eşleniği olacaktır. Dolayısıyla orasını 5 artı 3 i bulduğuma göre diğeri de 5 eksi 3 i'dir. Bu durumda çözüm kümemiz 5 artı 3 i virgül 5 eksi 3 i olarak tanımlanır. Geldik sorumuza. Diyor ki en bir gerçek sayı olmak üzere x kare eksi nx artı 17 denkleminin köklerinden biri x1 kökü 1 artı 4 i olduğuna göre n kaçtır demiş. Birkaç farklı şekilde bulabiliriz arkadaşlar bunu. Mesela diğer kökü de 1 eksi 4 i'dir. Bunları denklemde yerine yazarsak bunları sağlaması lazım. Peki o zaman ikinci köke hiç girmeden x yerine 1 artı 4 i yazalım. 1 artı 4 i'nin karesi eksi n çarpı 1 artı 4 i artı 17 eşittir 0. 1 artı 4 i'nin karesini alıyor. Birincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 8 i. Ve ikincinin karesi 16 i kare. Eksi n'i dağıtıyorum. Eksi n eksi 4 n i artı 17 eşittir 0 geldi. Şimdi şu 16 i kare malumunuz eksi 16 diyerek başlayalım. 1 var, 17 var, 18. 16 çıkarttım 2. Sonra 8 i var, eksi 4 n i var ve şurada da eksen var. Eksi n'imi yanına koyalım. Reel kısımlar bir arada olsunlar. Ötekini de i parantezine alarak 8 eksi 4 n yazalım. Bu ifadenin sıfıra eşit olabilmesi için buranın da sıfır, buranın da sıfır olması lazım. 2 eksi n ifadesi sıfırsa n 2'dir. Ya da 8 eksi 4 n ifadesi sıfırsa 8 4 n'e, n de buradan kime eşittir? 2'ye. Dolayısıyla aradığımız n sayısı kaçmış kardeşim? 2'ymiş. Konu biterken nelere değindik? Önce bir konuşalım. Sanal sayı biriminden bahsettik. İ eşittir kök içerisinde eksi 1 dedik. Karelerini aldığında i kare eşittir eksi 1 dedik. Şöyle bir kısmını toparlarsak. Sanal sayı birimlerin kuvvetlerinden bahsettik. Üst taraf dedik çok büyük verilirse 4'e böleceksin kalan üzerinden yürüyeceksin dedik. Ardışık olanların 4 taneleri birbirlerini sıfırlar dedik. Mesela i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3, i üzeri 4. Ben ardışık deyince öğrenci haklı olarak şunu soruyor. Mesela hocam diyor i 7, i 8, i 9, i 10. Bak 4 tane diyor saydım. Bunları toplayınca yine 0 yapar mı? Yapar kardeşim. Karmaşık sayıları tanıttık size. Z eşittir a artı b i şeklinde yazılır dedik. A sayısı gerçek kısım dedik. B sayısı da imajiner yani sanal kısım olduğundan bahsettik. Karmaşık sayının eşleniğine değindik. 3 artı 4 i'nin eşleniği 3 eksi 4 i olacak dedik. Ama aradakini değil, imajiner kısmın işaretini değiştirmen konusunda hassas davrandık. Delta 0'dan küçük olan denklemlerin çözümlerine baktık. Ve artık sıra sende. Soru çözmeye başlama zamanı. Fakat biz önce geçen dersin ödüllü sorusunu çözeceğiz. Ardından bu dersin ödüllü sorusuna bakacağız. Hadi bakalım. Ödüllü sorumuz geçen dersin şöyleydi. Bir koşu yarışında Tarık yarışın son saniyesinde n kare artı 5n artı 11. olan Ömer'i geçerek yarışı 2n kare eksi n artı 4. olarak tanımlamış. Buna göre n'in alabileceği büyük değer küçük değerden kaç fazladır demiş. Arkadaşlar siz diyelim ki bir koşu yarışındasınız ve önünüzdeki arkadaş 4. Onu geçerek kaçıncı olacaksınız? Tabii ki 4. olacaksınız. O zaman Tarık yarışın son saniyesinde n kare artı 5n artı 11. arkadaşı geçerek 2n kare eksi n artı eksi n artı 4'ü olduysa bunlar birbirlerine eşit olmalılar. Tekrar söylüyorum 4'üncü geçerseniz 4'üncü olursunuz. N kare artı 5 artı 5n artı 11. geçerseniz 2n kare eksi n artı 4'üncü oluyorsanız bunlar birbirlerine eşittir. N kareyi atıyorum karşıya. 2n kareden çıktı n kare. Artı 5n, eksi 5n olarak geçti, eksi 6n. 11'i karşı tarafa attığımda ne olarak geçecek? Eksi 11, dolayısıyla burası da 7 olacak. Çarpanlarını ayırırsam n'e n, eksi 7'ye artı 1. Dolayısıyla çarpanlarına ayrılmış hali n eksi 7, n artı 1 olacaktır. Eşittir 0. Bu durumda n'in karşılığı ya 7 ya da eksi 1 gelecektir. Bu durumda büyük değer 7, küçük değer eksi 1'den 7 eksi eksi 1 kadar yani 8 kadar fazla olacaktır. Sırada bu dersin ödüllü sorusu.
Ödüllü sorumuz şöyle. İ eşittir kök içerisinde eksi 1 olmak üzere fx fonksiyonu vermişiz. X üzeri 110 çarptı x üzeri 9 eksi x üzeri 6 artı 6x eksi 2 olduğuna göre fi kaçtır demişiz. Hadi bakalım yorumları yıkıyoruz cevaplarla. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol soru çözmeye devam edin. Sağlıklı günler diliyorum.